Dayan yeşim. Hayır! Defolu, gelmeyin, gelmeyin! Sık dişini ne olur. Hayır! Ne olur sık dişini! Hayır! Hayır! Bak göreceksin! Kurtulacağız ikimiz de! Kurtulacağız! Defolun! Defolun, gelmeyin! Defolun! Defolun! Aç şunu! Aç beni! Aç şunu! Allah belanı versin! Allah belanı versin! Aç! Aç! Aç dedim! Aç şunu! Aç şunu! Gülce! Yalvarırım! Dayanamıyorum. Sadece son bir defa. Hayır. Yemin ettin. Söz verdin. Gülce. Dayanmak zorundasın. Dayanmak zorundayım. Kurtulacağız bundan. İnan. Sık dişini. Yeşim! 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 İyi misin? İyi misin? Yeşim! Yeşim! Bak dinle. Boşuna uğraşıyoruz, tamam mı? Ben gidip mal alacağım. Yavaş yavaş azaltarak bırakmayı deneyelim. Hem sana da eczaneden başın için bir şeyler alırım. Hemen geliyorum, tamam mı? Hadi yat sen. Yat hadi. Yeşim. Yeşim. Gülce, hayır. Boşuna çeneni yorma. Anlasana Gülce. Ben böyle yapamayacağım. Yapamayacağım. Yeşim. Yeşim. Yapma. Yapma. Birkaç gün daha. İkimiz için. Yeşim. Yeşim, yakalanca. Yeşim, Yeşim. Yeşim, her yerde bizi arıyorlardır. Yeşim. Yeşim. Sokağa adım attığın anda yakalarlar seni.
Yakalayamazlar. Hiçbir halt da yiyemezler. Malı Selçuk'tan alacağım. Bizi satmayacak tek adamı. Yeşim, yapma. Ne olur. Yeşim. Ne olur Yeşim. 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 Ne haber Selçuk? İyidir. Yeşim. Yeşim ben. Yapma. Müsait misin? Müsaitim. Uğramadın. Ha, tamam uğrayacağım da. Ben o taraflara gelmesem. Olur. Nerede buluşalım? Şeyde buluşalım mı? İyi tamam gelirim. Alo. Abi. Ararlarsa haberimiz olsun demiştin ya. Sanki. İğrenç görünüyorum. Ama bir daha elimi sürmeyeceğim. Hayır, asla. Başaracaksın kızım. Sen dayan bari. İyidir, senden ne haber? İyidir, uğraşıyoruz. Bir iyilik versene. Yanımda yok şu an. Arkadaş yolda şu an, neredeyse gelir. Gülce ne yapıyor? İyi işte, ne yapsın? Epeydir görünmüyorsunuz. Pek çıkmıyoruz. Bir de Gülce tutturdu illa bırakalım diye. Denedik filan işte. Artık çok geç kızım. Elinizi uzatmışsınız. Hayatınızı kaptırmışsınız. En iyisi başlamamak ya. Gel buraya. Bırak, bırak, bırak. Dur. Bırak. Dur diyorum sana. Bırak, bırak. Yürü. Bırak, bırak, bırak. Aferin. Bu sefer de iyi iş çıkardın. Yürü. 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 Yürü dedim sana. Yürü hadi. Geç. Nasıl kafa yapıyor ama? Ah, cennet gibi. Ah, uçuyorum lan. Hadi dur. Hazır abi. Hadi dur. Zırlayıp durma be. Evet, 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 evet. Benim malımı çalarsınız ha? Size güvenip satın diye takdim ettiğim malım. Ha? Tozdan beyniniz küçülmüş lan sizin. Fındık kadar kalmış.
Kim olduğumu unutmuşsunuz. Nerede lan o? Rahat dur. Tamam tamam. Hatırlamana yardım edeceğim seni. Sakin, sakin ol, sakin. Ha şöyle, aferin. Evet. Şimdi sen cici cici o kaltağın adresini hatırlayacaksın. Ben de senin asalak hayatına dönmene izin vereceğim. Ya da beklenen son. Pat! Altın mı? Hatta. Evet. Son kararınız. Aferin sana. Aferin. Bahri. Evet. Sakın ha. Numara yok. Yoksa... arkadaşınla katılacak sana. Melekler gelip alacak sizi. Bay bay canım. İyi uçuşlar. Sebani amcalara bol bol selam söyle. İşte bu kadar ortak. Son dakika sabretsin. Melek abileri gelip alacak onu birazdan. Azrail de bir melek abi. Hadi eşim ya, hadi. Dedim sana. Birkaç gün daha ya, birkaç gün daha. Sabredemedim ki. Ah!
Nasıl oldu? Hadi hadi. Eroinman'ın hazin sonu. Yürü. Affedersin. Bakar mısın? Üftade sokağa bakmıştım. Oralarda olması lazım ama biliyor musun? Hayır. Bilmiyorum. Peki sağ olasın. Pardon. Bir saniye. Şu ilk soldan girerseniz bir bakkal var. Sanırım orası. Yani değilse bile bakkala sorabilirsiniz. Eyvallah, sağ ol. İyi geceler. Artık. Kaçamazsın. Dur dedim sana. Kaçıyor Rüstem. Acele, çabuk. Çabuk Rüstem. Dur dedim sana. Dur. Dur. Kaçma. Gel buraya. Kaçamazsın. 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 Dur dedim sana. Allah İlyas hocamızdan razı olsun. Başımızdan eksik etmesin. Selamımı söyle. Baş üstüne baba. Dur dedim sana!
Ne oldu? Ha Rüstem? Ben sana demedim. Mal bulamayınca bunlar kanatlanıyor bak. Evet dedin abi. Uçsana. He? Uçsana hadi. Uçsana. Nereye? Aa. Gel bakalım. Hey, rahat dur. Rahat dur. Rahat dur. Rahat dur. Çık, çık dışarı. Çık! Yürü. 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 Bırakın beni. Şşş. Sus. Bayan abiler nerede? Çıktılar, işleri varmış. Aynı şekilde temizleyip atın dedim. Geç içeri. Sus. Yürü. Geç. Geç. Yürü. Yürü diyorum. Sus. Sakin sakin. Acele etme. Acele etme, uçacaksın birazdan. Lan mahallede nasıl uçuyordu bu? Birazdan uçar usta. Hazır mı? Allah'ım yardım et. Kaldı. Bitti bitecek. Rahat dur. Kes lan! Baştan düşünecektin. Çok geç kaldın, çok. Ayhan abinin malını çalıp da ödemeyen olmadı daha. Sıkı tut şunu. Tekin! Tekin! Tekin, orada mısın? Tekin! Sen misin lan? Tekin! Bir baksana. Şşş,
Sakin! Siz misiniz lan, ses versenize! Dur, rahat dur! Cevap verin lan! Peki! Cevap verseniz oğlum, siz misiniz? Tekin! Oğlum ses versenize! Tekin! Kimsin lan sen? Çık lan ortaya! Bana bak lan! Çabuk çık ortaya! Yoksa dağıtırım kızın beynini! Sana söylüyorum lan! Çık ortaya! Lan bana bak! Beşe kadar sayacağım. Önce kızı, sonra da seni geberteceğim. Bir! İki! Bir rahatsızlığın mı? Hayır. Şeyden. Korktum çok. Ondan. Adamlar kim? Dertleri ne? Gülce yapma ne olursun. Gülce yalvarırım. Gülce çıldırdın mı sen Gülce dur. Çıldırdın mı sen Gülce? Bırak. Allah kahretsin! Gülce ne yapıyorsun ya? Allah kahretsin! Gülce çıldırdın mı sen? Of! Ne yapıyorsun Gülce? Of ya! Gülce öldürecekler bizi! Yapma Gülce! Umurumda değil! Tamam mı? Of ya! Of! Ne yaptın Gülce ya? Bizi mahvedecekler! Borç almıştık. Çalışmadığımız için ödeyemedik. Onlar da tehdit ettiler. Sigirdiler işte. Adları ne? Sana adları ne dedim? Ayhan. Ayhan Keskin. Bir de Orta. Ortayla adamları işte. Ne iş yaparlar? Klap işte. Amasit işleri. Uyuşturucu. Toz. Muz. Hepsi var. Telefonunuzu kullanabilir miyim?
neredesin be? Bak, itiraz yok. Hastaneye gidiyoruz. Yok. Gerek yok. Ben iyiyim. Sadece midem bulanıyor. Geçer şimdi. Hem zaten ben iyiyim artık. Şöyle şurada falan. Lütfen durur musunuz? İnmek istiyorum. Sana söylüyorum be. Sağır mısın? Buna hakkın yok, tamam mı? Hayatımı kurtardın diye. Arkana yaslan ve sesini kes. Tamam mı? İt! Ne demek lan adamın biri çıktı? Dağın başında nereden çıkar ha? Gökten zembille mi indi lan? Demek ki takip aldık abi. Lan it! Diyelim takip aldınız. 4 kişisiniz lan! Bir serseriyle baş edemeyeceksiniz. Ne işe yararsınız siz? Abi hazırlıksız yakalandık. Dördünüz de mi lan? He? Dördünüz de mi? Kaybolun. Defol! Defolun lan! Gözümün önünden. Yeter! Yeter! Öldüreceksin. Tamam Ayhan, tamam. Ayhan, gel. Gel, gel şuraya otur. Otur, sakin ol. Sana bir içki vereyim. İkisini de istiyorum lan. Kaltağı da, serseri arkadaşını da. İkisini de lan. Yoksa var ya... Üçünüzün kafasına tek tek sıkmazsam adam değilim. Ayhan, al şunu. Adamın yüzünü gördünüz mü lan? Ha? Yok abi, görmedik. Vedat, al şunu gözümün önünden yoksa geberteceğim iti. Malı başka bir depoya taşıyın. Cesetten de kurtulun. Tamam abi. Her yere adam koyun. Hastanelere, pastanelere. Anladın mı Bahri? Tamam abi. Sakin ol. Bırakın! Yapma yakını sok, tamam mı? Bırakın beni! Bırakın diyorum hadi, hadi. Size! Bırakın beni! Yavaş, yavaş. Bırakın! Dört ya da beşinci gün. Bu kararlılıkla gider ve tedaviyi tam alırsa paçayı kurtarır gibi geliyor. Tıbbi yardım almadan iyi direnmiş. Ya bu arada seni de iyi görmedim. Bakalım bir tansiyonla. Gerek yok. Sağlayayım. Çıkalım mı? Hadi. Hayırdır? Peşinde adamlar var. Kayıtlara girmesek sorun olur mu? En azından birkaç gün. Anladım. Hallederiz, sorun değil. Ya vallahi seni iyi görmedim. Gel şöyle bakalım bir. İyiyim ben, merak etme. Yarın bir ara uğrarım. Eyvallah.
Hoş geldin Zülfikar. Hoş bulduk İlyas baba. Hacı amcanın çok selamı var. Aleyküm selam. Anlatmayacak mısın? Kan döktüm İlyas baba. Bir cana kıydım. Neden? Ben yapmasam... O yapacaktı. Masum bir kızın canına kıyacaktı. Mecbur kaldım. Musa peygamber bir gün bir Mısırlının İsrailoğullarından birini öldüresiye dövdüğünü görür evlat. Bir tarafta zayıf, çelimsiz bir İsrailoğlu, diğer tarafta güçlü, kuvvetli, heybetiyle herkese korku salmış bir Mısırlı. Hazreti Musa yapmayın, etmeyin diyerek girer araya. Ayırmaya çalışır. Ama nafile. Mısırlı ahd etmiştir sanki. Öldürmeden bırakmayacaktır garibi. Dayanamaz Musa ve okkalı bir tokat indirir Mısırlı'ya. Adamcağız yığılıp kalır oracıkta. Ölür. Musa büyük bir korkuya kapılır ve kaçar oradan. Bütün gece bir mağarada gizlenir. Düşünür. Düşündükçe pişmanlık yakar, kavurur kendisini. Ne yaptım ben der. Bir cana kıydım. Bir insan öldürdüm. Kapanır secdeye, gözyaşları içinde yalvarır saatlerce. Allah kabul eder ya karşını. Bağışlar onu. Allah bağışlar bağışlamasına da Musa'nın çilesi yeni yeni başlar aslında. Çünkü kendi şeklinin insanları onu katil diye aramaya koyulmuşlardır. Musa canını kurtarmak için kaçar Mısır'dan. Kaçarken 8 gün boyunca ağaç yapraklarıyla doyurur karnını. Ardından sığındığı Medyen şehrinde 10 yıl çobanlık yapar. Çilesi buymuş. Öğrenmesi gerekeni öğrenmek için bir vesileymiş meğerse bütün bunlar. Öldürdüğün adamın bir yakını var mı yok mu bir öğren evlat. Git konuş. Anlat her şeyi. Döktüğün kan umulur ki senin için de bir şeylere vesile olur.
Hoş geldiniz, buyurun. Yarım mı, porsiyon mu? Nasıl istersiniz? Ben aslında buraya helallik almaya geldim baba. Helallik mi? Anlamadım evladım. Rüstem, oğlunuz. Nasıl oldu? Yapmak zorunda kaldım baba. Allah şahidimdir. Yoksa masum bir kızın canına kıyacaktı. Öldürecekti onu. Baba, neyse cezan, ben razıyım. Defalarca uyardık. Yalvardık, yakardık. Yapma, etme. Dinlemedi. Zavallı annesi onun kahrından öldü. Ben onun kahrından günlerce, haftalarca insan içine çıkamadım. Allah herkese hayırlı bir evlat vermiyor işte. Ne hilersin. Onu sen değil, ben öldürdüm evladım. Maalesef benim bedduam öldü. Babasına bunu yapan... Başkasına neler yapmaz? Suratıma bak. Hadi git. Git oğlum. Git. Hakkım helal olsun. Bundan böyle beni de bir evladım bil baba. Çok insan gördüm. O yüzden bana sakın bir daha bunları söyleme, olur mu? Beni zorla tutamazsınız, tamam mı? Hakkınız yok buna. Sakin ol. Lütfen sakin ol. Bu çırpınışların sana bir yarar sağlamayacak. Sana beni çöz diyorum. Delirtme lan beni. Delirtme. Çöz şunları, çöz. Çöz. Bak işte bunu yapamam. Şuradan bir kurtulayım. Öldüreceğim seni. Sakin ol. Beni burada zorla tutamazsınız. Pislikler. Sakin ol, geçecek. Defol pislik herif. Defol. Bırakın beni, bırakın. Dayan biraz daha. Eşim. Eşimi aramam lazım. Lütfen. Başına bir şey geldi. Biliyorum. Yardım edin. Yalvarırım. Lütfen. Numarayı söyleyin. Parmak izini kriminale ve telefonu teknik inceleme için asayiş şubeye gönderin. Emredersiniz amirim. Ne yapalım amirim? Durum hakkında bilgi ver. Yakın bir tanıdıysa ifadesini alalım. Anladım amirim. Alo, ben cinayet şubeden komiser yardımcısı Kemal İnce. Buyurun. Cinayet mi? Hayır. 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 Ayşim. Merhabalar. Doktor Gökhan Ceviz ben. Hayır, ben tanımıyorum. Telefonumu bir aslan kullandı. Şu an uyuyor kendisi. Burası mı?
burası... Ya ne olur kusuruma bakma. Arkadaşını aramak istedi. Sonra işte polis çıkınca... Sıkma canını. Önemli değil. Geldi mi polis? Geldiler. Şimdi yanına girdiler. Ben burada bekliyorum. Tamam. Polisler gidince haber veririm. Tamam. Sonra beni yakalayıp bir depoya götürdüler. Öldüreceklerdi. Tıpkı Yeşim gibi. Aşırı doz vererek. Deponun yerini tarif edebilir misin? Hayır. Arabadan inince gördüm. Şehir dışında bir yerdi. 4 kişi olduklarını söylemiştin değil mi? Hı hı. Ellerinden nasıl kurtuldun? Be! Boş bulundukları bir anda. Ellerimi çözüp kaçtım. Sizi onlar öldürdü diyorum. Ayhan'la Vedat öldürdü. Yeşim daha önce uyuşturucu kullanmak suçundan gözaltına alınmış ve tedavi görmüş. Bunu biliyor muydun? Evet. Biliyordum. Ama sizi onlar öldürdü diyorum. Az kalsın beni de öldüreceklerdi. Neden inanmıyorsunuz? Katiller. Aşağılık herifler. Gülce, eğer bu bir cinayetse suçluların cezalandırılacağından emin olabilirsin. Şimdi senden, tanıdığın torbacıların adlarını ve takıldıkları yerleri söylemeni istiyorum. Hemen savcılıktan arama izni çıkartın. Başüstüne komiserim. Şu torbacıları da alın, hı-hı, sorgulayın. Başüstüne komiserim. Ayhan'la Vedat'ı da 2 saat içinde emniyette istiyorum. Tamam komiserim. Arkadaşın için üzgünüm. Başın sağ olsun. Eğer onların işi ise adalet yerini bulacaktır. Geçmiş olsun. Polise bahsetmedim. Senden yani. Ölen adamdan da. Dışarıdan bir istediğin var mı? Hayır. Öyle bir boşluktayım ki. Un ufak oldum sanki. Dışarıdan ne isteyebilirim ki? Sıradan herhangi bir şey istemek nasıl bir duyguydu? Açık halde olsam bile. Hadi. Yürü. Hadi. Yavaş kardeşim. Hadi yavaş. Bu saçmalığın hesabını vereceksiniz. Lütfen, biz işimizi yapıyoruz. İyi de kardeşim. Hadi hadi. Eroinman bir manyağın ifadesiyle olacak şey mi bu yani? Derdinizi emniyette anlatırsınız. Hadi. Geç.
Sözü geçen şahısların uyuşturucu bağımlısı oldukları doktor raporlarıyla sabittir. Müvekkillerimin mekanında olay çıkarmak ve dışarı atılmak dışında hiçbir ilişkileri yoktur ve olamaz. Saygın iş adamları olan müvekkillerimin uyuşturucu işi yaptıkları yönündeki iddia ise uydurma bir iftiradan başka bir şey değildir. Gel. Üzerlerindeki kayıtlı evler, iş yerleri her yer arandı amirim. Ama maalesef hiçbir şey yok. Torbacılar peki? Konuşmadılar amirim. Tanımadıklarını iddia ediyorlar. Peki. Savcılığa sevk edin. Başüstüne amirim. Efendim, içiniz rahat olsun. İlk duruşmada kapanır bu dosya. Avukat. Buyurun Ayhan Bey. Polise ifade verdiğine göre büyük ihtimal bir hastanede. Haklısınız efendim, muhtemelen. Yattığı hastaneyi hemen bul bana. Elinden geleni yaparım efendim. Bugün istiyorum avukat. Elinden gelenin fazlasını yap. Tamam efendim, merak etmeyin. Size iyi günler o halde. Ben de seni o hastanenin morgundan çıkarmazsam adam değilim. Madem ki ortada açık bir haksızlık, adaletsizlik var ve muhakkak ki haksızlık karşısında susan dilsiz şeytandır. O halde gücü yetenin mazlumun yanında yer alıp zalimle savaşması Allah'ın emridir. Biz yine de ihtarımızı yapalım. Umulur ki pişmanlık duyar, tövbe ederler de icabını yerine getirirler. Yok eğer getirmezlerse, düştükleri batağın içinde boğmak boynumuzun borcu olsun. Söke söke alırım bak. Ona göre. Orasını tavla bilir. Senin mi bu? Yo. Düşün rüzgarları, tozları sağa sola savuranı. Koyu bulutların yükünü taşıyanı, yumuşak bir şekilde akıp gideni, hayatın nimetlerini.
Allah'ın buyruğu altında paylaştıranı. Gerçek şu ki size vaat edilmiş olan kesinlikle doğrudur. Ve hesap günü gelecektir. Zülfikar. Seni müptela manyak seni. Hesap gününü görürsün. Yalnız sıkı şairmiş ha. Helal olsun. Alo. Ben Zülfikar. Yeşim Bozcalı'yı aşırı dozda eroin vererek öldürdüğünüzü biliyorum. 7 gün içinde polise teslim olup suçunuzu itiraf edeceksiniz. Aksi halde hayatınızı kaybetmek dahil tüm olacaklardan siz sorumlusunuz. 7 gün süre. Bugün 1. Alo. Alırım aklını lan senin. Alo. Alo. Ne iş? Psikopat müptela bayağı organize çalışıyor galiba. Bizimkileri aklayan serseri anlaşılan. 7 gün içinde polise teslim olmazsak vay halimizeymiş. Oyna ya. Aslanım kemik be. Lan uzatma be, uzatma ya. Şu zarın güzelliğine bak. Bilek bilek. Sen burada kal. Hadi. Ciddi bir şeyiniz yok gibi görünüyor ama. Vallahi kımıldayamıyorum. Kazadan sonra mı başladı? Önceden de vardı biraz ama arttı iyice. Ciddi bir ezik çatlak falan da görünmüyor. EKG'niz de iyi görünüyor. Yine de kontrol altında tutsak iyi olur. Şimdilik geçmiş olsun. Teşekkürler. Geçmiş olsun. Hadi. Çabuk odasını tespit et. Tamamdır abi. İyi. Ver.
Lavaboyu arıyorsanız şu tarafta. Öyle mi? Çok sağ olun. Buyurun göstereyim ben. Buyurun. Siz zahmet etmeseniz biz buluruz. Rica ederim. Hiç zahmet olur mu, görevimiz? Buyurun bu tarafta. Teşekkürler. Buyurun. Ortak, Cafer'e bir sorsak mı? Elinde sağlam çocuklar varsa paslasın bize. Elimizde torbacı kalmadı. Bir uğrayalım bakalım. Yeni parti de gelir bugünlerde. Elimizdeki malı bir an önce çıkarsak iyi olacak. Çıkarırız, çıkarırız. Şu müpteladan bir kurtulalım da. Ne yapıyor lan bu salaklar? Hepi topu girecekler odaya, basacaklar yastığı. Becerirler, becerirler, merak etme sen. Dahiliye numarayı biliyorsanız lütfen tuşlayın. Bilmiyorsanız görevlilerinize bağlanmak için lütfen bekleyin. Geçmiş olsun. İyi, teşekkürler. Artık bitirelim şu işi. Abi vallahi az önce buradaydı. Oğlum, bulmadan gitmek yok. Yürü. Apar topar kızın odasını değiştirdin. Peşindeler. Birkaç saat içinde yeni hasta girişi yapıldı mı? Göğüs ağrısı şikayetiyle bir hasta geldi. Neredeler? 508 numarada. Kızın kapısına güvenlik görevlisi koyabilir miyiz? Hallederiz. Adi şerefsizlere bak ya. Olduğu gibi anlat işte. Bahri ile Zeki utandıklarından gelemiyorlardı. Abi gözünü seveyim. Tekin uzatma. Sana yürü dedim. Hadi. Hadi. Aptal herifler. Kaybol lan. Geri zekalı. Söyle o salaklara da ben çağırana kadar Ayhan'ın gözüne görünmesinler. Yoksa vallahi çeker vurur bak. Abi istersen bir daha deneyelim. Son anda odayı değiştirdiler demiyor musun lan? Ha? Demek ki şüphe uyandırdınız. Gerizekalı. Oldu olacak, bir de gidin yakalanın da tam olsun. Yürü hadi, kaybol. Bizden habersiz de adım falan atmayın. Olur abi. Hadi. Ulan kaltak. Çıkmayacak mısın lan sen oradan? Ha ha ha.
Dikkat ettin mi? Freni çok sert bunun. Boş ver baba. Frenli işimiz yok zaten. Bak şimdi. Şuradaki ağacı görüyor musun? Gördüm. Hı. Güzel ağaç. Şimdi ben sana birazdan ıslık çalacağım. Dümdüz gelip ağaca bindireceksin. Hepsi bu. Tamam. Kameralar nerede? Hemen orada. Ağacın biraz arkasında. Nasıl? Böyle iyi mi? İyi baba. Gayet iyi. Peki çarptıktan sonra ne yapıyorum? Ben stop diyene kadar kıpırdamadan bekliyorsun. Tamam abi. Hadi bakalım. Kimsin lan? Ne istiyorsun? Bana bak. Bir soruyu sadece bir kez sorarım. Sen kiminle uğraştığını biliyor musun lan? Diline sahip ol. Yoksa çeker koparırım. Ne istiyorsun kardeşim? Tanımam etmem seni. Vedat Dayhan'ın ipini çekmek isteyen bir vatandaş farz et. Şimdi ilk ve son kez soruyorum. Cevap ver. Zulanız nerede? Ne zulası kardeşim? Sırası değil. Sana söylüyorum. Ne yaptığını sanıyorsun? Lan Allah kahretsin, durdursana şunu. Sana bilmiyorum dedim. Ne yaptığını sanıyorsun lan? Bilmiyorum. Tamam ben. Tamam söyleyeceğim. Allah kahretsin. Stop baba. Nasıldı? Eline sağlık. Manyak herif! Gel. Şimdi istiyorsan gidip patronlarına hainin teki olduğunu söyleyebilirsin. Ha? Karar senin. Günaydın Gülce. Günaydın. Hava çok güzel. Terasa çıkmak ister misin? Bilmem. Belki.
Evet evet. Güneşi yeniden görmek beni mutlu eder belki. Hadi öyleyse. Güneş kocaman gülümsemiş seni bekliyor. Hadi. Her şeyin rengi değişmiş sanki. Ne güzel. Günaydın. Günaydın. Nasılsın bakalım? İyi gördüm. Daha iyiyim. Teşekkür ederim. Umduğumuzdan daha iyi gidiyor. Güzel. Sevindim. Eğer biraz daha buradaysanız bir hastaya bakıp geleceğim. Tabii buyurun. Ben nasıl teşekkür edeceğim bilemiyorum. Her şey için. Şöyle oturalım mı? Teşekkür edilecek birini arıyorsan önce kendine yet. İyi dayandın. Senin gibilerin %95'i ne yapar eder tedaviden kaçar. Tabii sonra doktor ve hemşireler. Ben sadece getirdim. Bir nevi taksi şoförlüğü. Sağ ol. Umarım bir gün karşılığını ödeyebilirim. Aslında ödeştik biz. Rahat ol. Nasıl yani? Anlamadım. Sana o pisliklere yakalandığın gece bir adres sormuştum. Telaşlıydın. Belki de korkuyordun. Ama yine de baştan salmadın. Kendince yardım etmeye çalıştın. Evet. Evet evet. Hatırladım. Yani şimdi sen o adam mısın? Koşarak önümden geçtin ama beni görmedin. Ben de bir bakayım dedim. Sonrası malum zaten. Doğrusu ben seni önce polis falan sanmıştım. Ama sonra emniyetten ifademi almaya geldiklerinde seninle ilgili, yani daha doğrusu nasıl kurtulduğumla ilgili sorular sorduklarında anladım. Peki kimsin sen? Oltanın ucundaki balığın çığlığını duyan biri. Nasıl yani? Neyse. Her kimsen hayatımı kurtardın. Sağ ol. Çok sağ ol. Adın ne? Bir adın vardır inşallah. Yoksa sana balıkçı mı diyeyim? Zülfikar. Zülfikar. İlginç bir isim. Anlamı ne? Araştır. Öğren küçük hanım. Nasıl olur lan bu? Nasıl? Cevap ver. Nasıl olur lan bu? B-
Bir mala sahip çıkamadınız lan. Yazıklar olsun. Nasıl olur lan bu? Nasıl? Konuşsana lan. Ayhan. Ayhan tamam. Ayhan sakin ol. Bırak. Mal gitmiş sen sakin ol diyorsun. Nasıl sakin olayım ha? 300 bin dolarlık mal lan bu. Benim malım, benim. Ayhan, çocukların yanında ayıp oluyor ama. Çocuklar ha? Çocuklar. Hiçbirinizin haberi yok demek ha? Çıkın lan dışarı. Çıkın! Malın yerini bizden başka kim biliyordu? Kimse. Sadece biz. İkimiz. Bir de bu dışarıdaki iç soyları. Hangisi sence? Bu kahveliği hangisi yapabilir? Ne bileyim ben. Hepsi. Hiçbiri. Tek tek çekip sorgulayalım desem ötmezler. Bekleyip göreceğiz. Mal bir iki haftaya kalmaz çıkar piyasaya. O zaman kim aşırmış, nasıl aşırmış anlarız. Mesele mal değil Vedat. Kimse benim malımı çalamaz. Kimse. Anladın mı? Bunlar, bu adi herifler kızı elinden kaçırdı. Yetmedi. Adres verdik, hastaneye gönderdik. İşin içine ettiler. Şimdi de... Ya ne yapalım peki? Kendimize başka adamlar bulalım Vedat. Gelin lan buraya. Çabuk oyna, çabuk. Hepimiz ne yapıyoruz ya? Hadi al. Ha? Al, bunu tutmuştu da. Kızmak yok. Hoş geldin abi. Eyvallah Behzat. Şöyle geçelim mi? Buyur abi. Nasılsın bakalım? Ne var ne yok? Abi Allah seni inandırsın ki bir daha elimi sürmedim. Abi Allah belamı versin ki doğru söylüyorum. Tamam inandım. Bak Behzat, sen şu gaderici Vedat'ı tanıyorsun değil mi? Doğrudur abi. O çok büyüdü tabii. Ayhan mı ne? Onunla bir ortaklık yaptı. Sonrası malum. Şimdi Behzat'ım. Alo. Ha söyle Behzat. Abi önemli bir mesele var da yüz yüze konuşsak. Tamam koç. Fena değil. İdare eder. Ne istiyorsun? Vallahi bende yalan yok. Arada Behzat var. Epeydir bırakmıştım. Ama fiyatı cazip bulunca. Aracısın ha? Al sat. Güzel iş. Ne yapalım? Ayhan sıkışmış galiba. Acele edip duruyor. Bir an evvel elinden çıkarmaya çalışıyor. Ben de yolumu bulmaya. Bir dakika. Hangi Ayhan bu? Ya
Vallahi pek orada burada konuşma dedi ama senden çıkmaz nasılsa. Klapçı Ayhan. Ayhan Keskin. Paraya mı sıkışmış ne? Uygun fiyat söyleyince. Miktar. Miktar ne kadar? 2 kilo kadar. Ben de kaçırmayayım dedim. Hayırdır? Bir durum mu var? Vedat Bey. Bir terslik mi var? Yok. Yok bir durum. Yeri zamanı söyle. Yarın öğleden sonra 3 gibi. Size de uygunsa. Bir dakika. Ne yapıyor bu? 120. Tamam hallederim ben. Yer? Yeri siz söyleyin. Şile yolunun üstünde bir depom var. Adres bu. 3 gibi. Eyvallah. Nasıl bir kahpeliktir lan? Nasıl bir kahpeliktir lan? Nasıl bir kahpeliktir lan bu? Ulan Ayhan. Ulan Ayhan. Bu özel numaralardan da bıktım ya. Alo. Ayhan Bey, hayırlı akşamlar. Sağ ol, sağ ol. Kimsin? Kim olduğumu boş ver. Bir şey duydum, söyleyeyim dedim. Onca yıl ekmeğini yedim ne de olsa. Söyle hadi ne söyleyeceksen uzatma. Malını ortağın Vedat çaldı. Ne? Ne diyorsun lan sen? Ne saçmalıyorsun? İnanmıyorsan alıcıyı takip et. Beykoz Otel'de kalıyor. 35 yaşlarında uzun boylu bir herif. Yarasın. Ben içerideyim. Tamam ortak. Seni adi köpek. Thank you.
Hey! Neredesin? Alo! Neredesin? Hey! Demek benim malımı bana satacaktın ha? Kansız köpek. Ne lan bu? Ne lan bu? Eroin değil lan bu. Un bu. Un bu. Vay 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 vay. Kimler varmış burada? Ortağa bak sen. Ayan. Ayan. Ayan sakın ha. Tuzak bu. Bildiğin gibi değil. Bildiğin gibi değil. Bildiğim gözlerimin önünde ortak. Bilmediğim ne lan? Ayan, ayan bırak silah. Tuzak bu. Tuzağa düştük anlaşılan. Un bu, un. Ya, demek un. Evet, gel bak istersen. Ayan, inan bana. Un bu oğlum. Tuzağa düşürdüler bizi. Ortak gel bak istersen. Kes lan sesini! Bütün saniyeler ölüme gider. Son saniye varır. Hukuktan kaçabilirsin. Ama adaletten asla. İnsan nasıl yaşarsa öyle ölür Zülfikar. Nasıl ölürse öyle dirilir. Allah bizi dosdoğru dirilenlerden etsin. Amin baba. Thank you.
Günaydın. Günaydın. Çıkış hediyen. Çıkış hediyen mi? Pek sevinmişe benzemiyorsun. Sevindim tabii ki. Ama... Ama ne? Biliyorsun. Ayhan. Ayhan'la adamları. Asla vazgeçmeyecekler. İnanmayacaksın ama. Geçtiler bile. Mafya içi hesaplaşma. Yani iyi de nasıl... Nasıl olur bu? Mukadderat. Su testisi su yolunda. Bu kadar şaşıracak bir şey yok. Hayat bu. Fani. Dışarıda bekliyorum. Evine bırakayım seni. Evime mi? Evim yok. Yani artık yoktur. Kaç aydır kirası ödenmedi. Geçenlerde altılıyı tutturdum. Çorbada ufak bir tuzum olsun dedim. Nasıl yani? Anlamadım. Yani evin duruyor. Her şey için çok teşekkürler. Canım benim, rica ederim. Geçmiş olsun. Grup terapilerini ihmal etmiyorsun, tamam mı? Hı? Arada bir de beni ziyaret edersen sevinirim. Tamam, uğrarım yanına. Bekleyeceğim. Sağ olun. Ne demek? Görevimizi yaptık. Yalnız biliyorsunuz, bundan sonraki 3-4 ay çok kritik. Maddenin boşluğunu dolduracak bir iş, bir uğraş, bir ideal bulması çok önemli. Hı hı. Ve tabii birileri tarafından önemsendiğini hissetmeli. Onu bu anlamda çok boş bırakmazsanız iyi olur. Anlıyorum. Maddenin verdiği suni mutluluğu başka bir şeyle doldurmalı. İşe yaradığını hissetmeli. Yoksa çok zor. Pekala. Tekrar teşekkürler. İyi günler. İyi günler. Görüşürüz. Bekliyorum, mutlaka gel. Yeşim'in mezarına gitmek istiyorum. Başardığımı görmesi gerekiyor. Hı hı. Bak. Başardım ben. Kanımdan temizledim şeytanı. Göreceksin bak. Ruhumdan da temizleyeceğim. Senin için yeşim. Göreceksin. Sana verdiğim sözü tutacağım. Canım benim. Rahat uyu olur mu? Bir 5. element yapalım mı? Ne dersin? Of Gülce ya. 100. izleyişimiz. Hiç bıkmıyorsun değil mi? Ezberledik ya. 5. elementi çok seviyorum yeşim. Bu filmi izledikçe... Bir gün ben de onu bulabileceğime inanıyorum sanki. Bak. Hı. Burada sana söz veriyorum.
Bütün bu pisliklerden kurtulacağız. Hı-hı. Ve beşinci elementi bulacağız. Hı-hı. Kim önce bulursa diğerine yerini söylesin ama. Çok özlemişim. Ben ne diyeceğimi bilemiyorum. Yani bütün bunlar hepsi teşekkür etmekten yoruldum vallahi. Bir insan iyi kimselere iyilik edince bundan duyduğu ferahlıkla karşılığını peşinen alırmış. Sen şu illetten uzak dur, bu yeter bana. Merak etme, söz. Bana müsaade o zaman. Bir şey ikram edeyim diyeceğim ama. Sonra bir ara bakarız. Tamam. Güle güle. Zülfikar. Yok bir şey.